Şimdi referandumda evet çıksa 2019 yılında sistemle ilgili işte seçimler olsa, evet. Cumhuriyet Halk Partisi hayır bu sistem tek adamlar yol açar diye aday göstermeyecek mi? Ne yapacaksınız? Ya olur mu? Bir sistem yürürlüğe girmişse o yarıştan kaçabilir misiniz? Mecburen girecek. Şimdi yargıdan bir örnek daha vermek isterim. Bakın yargı işin can alıcı yönü. Şimdi yasama yetkisi Cumhurbaşkanlığı kararnameleri yoluyla olduğu gibi Cumhurbaşkanlığı'na devrediliyor. Diyorlar ki efendim bunun sınırları var diyorlar. İşte temel haklar ve ödevler, siyasi haklar ve ödevler gibi konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz. Yine kanunla düzenlenmiş konularda çıkarılamaz. Eğer Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılan bir konuda meclis bir kanun çıkarırsa kararname hükümsüz kalır. Öyle değil mi? Öyle. Hayır, doğru, bunlar ana teklifte konulmuş olan sınırlar. Bugünden bir örnek vereceğim. 1982 Anayasası yürürlükte. 82 Anayasası'na göre olağanüstü hal kanun hükmünde kararnameleri sadece ve sadece olağanüstü halin amacına yönelik olarak çıkarılabilir. Olağanüstü hal dışında bir düzenleme yapamazsınız. 6 Ocak 2017'de bir kanun hükmünde kararnameyle düzenleme yapıldı. At yarışları, milli piyango ve diğer şans oyunlarının lisans hakları Türkiye Varlık Fonu'na devredildi. Bunun o halle ne ilgisi var? Ama çıkardılar. Bu o halle ilgili Anayasa Mahkemesi'ne iptal davası da açamıyorsunuz. Bugünkü anayasa bunu yasaklıyor. Bu nedenle teklifteki bu Cumhurbaşkanlığı kararnamesine getirilmiş olan sınırlamalar pratikte uygulamada hiçbir anlam ifade etmeyecek. Cumhurbaşkanı istediği gibi kararname çıkarabilecektir. Olağanüstü hal döneminde çıkartacak. Hayır, olağanüstü halle hiç ilgisi yok. Normal dönemde Cumhurbaşkanlığı kararnamesini Cumhurbaşkanı normal dönemde çıkaracaktır. Amerika örneğiyle bunu incelemek şart. Ama meclis de bir kararname çıkartırsa? Meclis o konuda bir kanun çıkarırsa Cumhurbaşkanı veto yetkisi var. Veto yetkisi var. Veto edecek onu. Ben kararname çıkardım diyecek. Bir dakika dur bakalım diyecek. Veto edecek onu. Bu kararnamenin iptali için nerede dava açabilirsiniz? Diyelim ki Cumhurbaşkanı bir kararname çıkardı. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yurt dışına çıkışını 3 ay süreli yasaklıyorum dedi. Diyebilir bir çılgın bir cumhurbaşkanı gelir der. Nerede dava açacaksınız? Anayasa Mahkemesi'nde. Bakın bizdeki başkanlık sistemi getirmek istenen başkanlık sistemi değil, tek adam rejimi. Amerika'dan örnek vereceğim. Trump. Ama hak ve özgürlükler meselesinde normal dönemde çıkartamıyor. Hak ve özgürlükleri de sınırlandıran kararname çıkarabilir. İşte seyahat özgürlüğü var ama kararname çıkarıyorum yurt dışı seyahatlerini yasaklıyorum diyebilir. Trump 7 İslam ülkesinden Amerika'ya gelen kişilere yönelik vize kararı koydu. Evet. Federal mahkeme bunu iptal etti, durdurdu, yürürlüğünü durdurdu. Kararı temiz etti Trump. Temizde kaybetti. Bir yol daha var, yüksek mahkeme. Bakın davayı mahkemede görüyorlar. Mahkeme kararını temiz ediyor. Henüz yüksek mahkeme, yani bizdeki Anayasa Mahkemesi'nin benzeri, onun eşiti diyelim, daha oraya gitmiş değil. Bizde Cumhurbaşkanı'nın vatandaşların yurt dışı seyahatlerini kısıtlayan kararına karşı, bunu örnek verdim. Nerede dava açacaksınız? Anayasa Mahkemesi'nde. Herhangi bir mahkemede dava açamıyorsunuz. Bakın ne kadar tehlikeli bir yetki alıyor Cumhurbaşkanı. Onun için bunun adı başkanlık sistemi falan değil ya da Cumhurbaşkanlığı sistemi değil, tek adam rejimidir. Ben bunu asla Sayın Erdoğan'la ilişkilendirmiyorum. Şahıslarla ilişkilendirerek değerlendirmek yanlış olur. Sistemi sistem olarak alırsınız, incelersiniz. Peki.